Yeme bozukluklarının altında yatan duygusal nedenlerden bahsedeceğiz. Yeme bozuklukları kliniklerimizde sıkça gördüğümüz durumlar. Nedir bunlar? Örneğin fazla yeme, tıkınırcasına yeme, hiç yememe, isim verecek olursak anoreksiya, bulimia, obezite gibi rahatsızlıklar kliniklerimizde sıkça gördüğümüz rahatsızlıklar. Bu durumun altında bazen duygusal sebepler yatabiliyor. Çok fazla yemenin de, hiç yememenin de altında duygusal sebepler yatabilir. Örneğin çocuklar sınav stresi yaşadıklarında, mutsuz olduklarında, öfkeli ya da gergin olduklarında daha fazla yemeye ya da anneleriyle inatlaştıklarında hiç yememeye yönelebiliyorlar. Sebepleri duygusal olduğu kadar duygusal sonuçları da olabiliyor yeme bozukluklarının. Örneğin obezitesi bulunan ya da fazla kilosu bulunan bir çocuk arkadaşlarıyla ilişki kurmakta zorlanabilir, arkadaşları tarafından zorbalığa uğrayabilir, dalga geçilebilir, onlardan kendini uzak tutmak isteyebilir. Bu durum akademik yaşantısına da etki edebilir. Akran zorbalığı yaşayan, daha mutsuz olan, fazla kilosu bulunan çocukların akademik alanda da zorlandığı, başarılarının düştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla fazla kilo, obezite, iştahsızlık gibi durumlarda çocuk doktoru ve diyetisyen kadar tedavide mutlaka bir çocuk ruh sağlığı uzmanında yer alması uygun olur. Biz tedavimizde çocuğu yemeğe iten ya da iştahsızlığa iten sebepleri anlamaya çalışıyoruz. Çocuğa yemeği tetikleyen nedenler, ne zaman yediği, neden yediği üzerinde farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Onların ruh sağlığını genel anlamda iyi tutmaya çalışıyoruz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.